Herkese hoş geldiniz. Layık Festival 16 kapsamında bugün Bahar Şenliklerimizin 3. ve son günündeyiz. Bugüne kadar 2 isim Bahar Şenliklerinde sahnede yer aldı. Aynı zamanda çeşitli söyleşilere imza attık. Layık Festival 16 olarak. Bugün de aramızda çok kıymetli bir oyuncumuz Yossi Mizrahi var. Son olarak Cem Yılmaz'la filminde izlemiştim. Biraz heyecanlıyım ve Detay filmiyle, 2015 yılında Detay filminde izlemiştim. Sizi fazla bekletmiyorum. Sevgili Yossi Mizrahi söyleşisi için masaya davet ediyorum. Herkese merhaba. Çift mikrofon falan bir anda böyle Avrupa Birliği'nde konuşacakmış gibi. Herkese merhaba. En azından serin bir ortam, güzel değil. Dışarısı yanıyor her zamanki gibi. Yani soru cevap dedim isterseniz. Hani oturttularsa şimdi konferans verecek halim yok. Eminim ki bütün yıl boyunca derslerden dolayı zaten bunalıyorsunuzdur. Ben kısa bir kendimden bahsedeyim önce. 1971 İstanbul'da doğumluyum. Profesyonel olarak 25 yıldır aktörlük yapıyorum. Tiyatro, televizyon, sinema. Üç kulvarda yarışıyoruz hayatta. İki sene, geçen sene yaptım, bu sene yapmadım. Bu sene tiyatro yapmadım. Kafamıza göre bir oyun bulamadığımız için, içimize silmediği için yapmadık. İşte geçen sene arkadaşınızın da söylediği gibi Cemil'le beraber Ali Baba ve Yedi Ülkeler diye bir film çektik. Sonra işte bir televizyon dizisi çektik. Şimdi istirahat dönemindeyiz. Mekan dönemi yaptık. Onun dışında bir şey yok. Bu yaz biraz dinleneceğiz, biraz motosikletle gezeceğiz. Uzun yollar yapacağız, 4500 km kadar. Ondan sonra sezonda İstanbul'a döndüğümüz zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. İşte bu arada oyun arıyoruz. Kafamıza yatan bir tiyatro oyunu bulursak yapmak için. Bir de gelen teklifler olursa onları değerlendireceğiz. Benden bu kadar. Şimdi gelelim soru cevabına. Hani varsa sormak istediğiniz bir şey. Buyurun. Fazla oynamak nasıl bir duygu? Yani profesyonel anlamda aslında göründüğü gibi mi? Film çekerken de o kadar sempatik bir insan. Yani bir kere işine çok disiplinle yaklaşıyor. Hani siz onun hep böyle güler yüzlü ve komik tarafını biliyorsunuz. Dolayısıyla hani insanlarda şöyle bir algı var tabii ki. Hayatı çok fazla sallanıyor. Lay 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 durumu var gibi gözüküyor ama işine çok profesyonelce yapan, çok disiplinli çalışan, dersini iyi çalışan set. Çünkü yönetmenliğini de kendi yaptı filmi. Yani bizim arkadaşlığımız eskiye dayanır ama ilk defa çalışmak nasip oldu. Dolayısıyla hani normal, standart bir insan esasında. Hani böyle sette ekstra komiklikler yapmak için kendini kasan bir adam mıyım onu soruyorsan böyle söyleyeyim. Ama çok disiplinli olduğunu, işine acayip saygı duyduğunu söyleyebilirim. Rica ederim. Oldu, teşekkür ederim. bir şey soracağım, bu üniversite gelir mi Gökhan Bey? Üniversite gelir mi? 90. Yeni sayılır ya. Hani, ya. İstanbul Üniversitesi'ne göre, Yıldız Tekne'ye göre falan yeni sayılır, doğru. Hangi fakülteler var? Hukuk fakültesi var, iletişim var, sendikal bilimler, sağlık fakültesi. Sağlık fakültesinden bir kasıt tıp fakültesi değil. Tıp fakültesi değil. Yani sağlık teknikeri mi istiyorsunuz? Teknik teknikeri var, beslenme, iletişim, fizyoterapi var, sağlık teknikeri var. Beslenme, iletişim, üniversite mezunu olmaya gerek var mı? Valla mı? Tabii ki diye bir şey geldi. Okuyan mı var? Hocam, nasıl detoks yapacağız? Bize şöyle kuvvetli bir reçete yazsanız, vücudumuzdaki pisliklerden arınsak. Detoks önermiyoruz aslında. Sebep? Çünkü 3 günlük, 5 günlük, 8 günlük, 10 günlük de ayrılıyor. İşte içine zencefil boy, tarçın boy, karıştır, elmayı sık falan. Sonuçta insanın vücudunda makrop element olarak vücut olarak hepsine ihtiyacı var. Proteini, karbonhidratı, yağı, vitaminler, hepsi. O yüzden bu besinlerden onları almaktan olarak çiğnemeye, yiyerek almamız gerekiyor. Detoks aslında en iyi su
Ne güzel, stresler uzak bir hayat. İsim neydi? Elif Hanım. Honolulu'ya yerleşelim. Yemin ediyorum hiç stres yok. Sabah başlıyorsunuz surf yapmaya, akşam güneş batıncaya kadar sıfır stres. Türkiye'de huzur. Hayatımız stres. Peki bir şey soracağım. Hani ben zamanında bir diyetisyene gidip 7 ayda 21 kilo vermeyi başarmış mıyım? Hasta olarak nitelendireyim kendimi. Nasıl? Danışan. Tamam. Güzel, sektörel terimler kullanmaya başladık. Hani verdik, ondan sonra vermek dert değil dediler. Verirsiniz mühim değil. 2 sene korumak gerekiyor dediler. Biz o 21 kilonun yaklaşık bir anda 10 kilosunu paşa paşa geri aldık. Şimdi onun için dedim yani detoks yapmamız gerekiyor. Vücudumuzdaki ödemden kurtulmamız gerekiyor falan. Yani detoksu hani çünkü bildiğim kadarıyla özellikle sosyal medyada falan da bu hani detoks içecekleri falan filan bayağı böyle bir marketing yapılıyor falan. Hani tavsiye etmiyor musunuz? Elinizde elma suyunu sıkın, portakalı sıkın için aynı mantık. Gastronomi, işte budur ya. Mutfağımız.
Türkiye'de var mı? Abi, biz tarım ülkesi, ben şimdi 45 yaşındayım. İsim neydi? Hasan Ali. Hasan Ali. Ben şimdi 45 yaşındayım. İlkokuldan mezun olalı yaklaşık 37 sene oldu. 37 sene önce bize bu ülkede tarım var. Fındık deposu. Avrupa'nın, Türkiye derlerdi. Ben hiç öyle bir şey görmedim bugüne kadar. Hani o zamanlar vardı belki de, bu zamanlar var mı bilmiyorum tabii ki. Hani bunu eleştirmek adına söylemiyorum. İnşallah olsun. Hani ziraat fakültesinden ziraat mühendisleri yetişsin ve gerçekten memlekette tarım olsun yani. Ben de istemiyorum abuk subuk şeyler yemek. İnsan gibi tadı damağımızda kalacak şeyler yemek ben de istiyorum. Süper. Umudumuzsunuz. Peki şey mi hocam? Eğitmenlik, yani ilkokul öğretmeni geçiyoruz, branş var mı? Okul öncesi. Okul öncesi. Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni, ha tamam. Rehberlik. Psikoloji. Özel eğitim öğretmeni. Özel eğitim derken? Hocam engelli, özel ders. Engelli psikoloji öğretmeni. Ha, eyvallah, süper. Var mı ya hani Türkiye'de, yani İstanbul'da diriktiğim özel okul var mı böyle bildiğim kadarıyla? Özellikle engelli çocuklar için, özellikle zeka anlamında ileri olan çocuklar için. Hani, üstün zekalar, dahiler için falan. Bir iki tane okul biliyorum öyle ama öğretmen sıkıntısı var galiba bu konuda. Var, çok açık var. Yani değil mi? Çok azınlıkla öğretmen yetişiyor bu alanda. Bir arkadaşımın başına geldiğini biliyorum. Benden büyük bir arkadaşım. Hani çocuğu okuldan almak zorunda kaldılar. Yani öğretmenler dediler ki biz bu çocuğa yetemiyoruz. Yani yanlış eğitim vereceğiz, heba olacak çocuk. Onun için başka bir okula... Üstün zekalı. Evet, üstün zekalı. Üstün zekalılar alanında çok sıkıntı yaşıyor yani. Zaten çocuklara uygun eğitim sağlanamadığından dolayı. Ve şimdi o okulda çocuk daha böyle gerçekten hani... Yani biraz da paranoyakça yaklaştık. Ya bizi mi yiyorlar acaba falan diye. Çocuk anne babalar biraz yani hani... Ben yani çünkü anne baba haliyle şuna dedi yani. Ben çok üstün zekalı değilim. Hanım da öyle değil. Bunu biz yaptık nereden, nasıl olabilir? Yani... Ay acaba bizi mi yiyorlar diye biraz parmağa yaklaştı bizimkiler ama... Yani genetik ya da çevresel etmenler de var tabii bu işin içerisinde. Evet muhakkak. Ama evet çocuk hakikaten dahi çıktı. Hani bayağı da iyi gidiyor şu anda. İnşallah güzel bir hayatı olacak. Hani hem ailesine hem memleketine, dünyaya bir faydalı olacağını ümit ediyoruz yani. Ben hep ben konuşuyorum. Soruyu soran yok da ama anladığım. Oyunculuk hayatını nasıl başladı? Oyunculuk hayatı nasıl başlıyor? Çok klasik ama tamam, en azından bir başlangıç. Valla ben şöyle söyleyeyim. Ben biraz esasında hasbelkader değil, biraz çok bilinçli bu işe bulaşmış bir adamım. Ben facia bir öğrenciydim. Gerçekten hani lise, ortaokul ve lisede bizim zamanımızda 8 yıllık kesintisiz eğitim diye bir şey yoktu. Eğer liseden mezun olabilmeyi becerebildiysen gerçekten tiyatro anlamında becerdim bu işi. Çünkü ortaokul ve lisede muhakkak her sene okulun tiyatrosunda rol alıp işte bir şekilde derslerden zaman çalıp o işe vakit ayırıp okulun katıldığı bir takım işte, lise arası tiyatrolar yarışmalarında falan okula bir şekilde dereceler kazandırıp üçüncülük, ikincilik, birincilik artık işte neresi hatırlamıyorum o zamanlarda. Ya bu çocuk iyi öğrenci değil ama okula da katkısı da yatsınamaz. Adı altında her sene bir birazcık yardımla geçmiş bir, liseyi bitirmiş bir adamım. O anlamda o yüzden hani hep aklımda hep oyunculuk vardı. İşte lise bitti, ben üniversite sınavında herhangi bir dereceye girebilip üniversite kazanamayınca böyle kafayı dinlemek için böyle bir iki sene uzaklaştım İstanbul'dan falan. Sonra döndüğümde Dorman Tiyatrosu'nda yapılan bir seçmeye girdim. Bir müzikal yapılacaktı. O müzikalin seçmelerine girdim. İşte kazandım o müzikalin seçmelerini ve Dorman Tiyatrosu maceram başladı. 6 sene Dorman Tiyatrosu'nda oynadım. İşte çeşitli oyunlarda, Halil Hoca ile beraber. Boş bulduğum zamanlarda Halil Hoca'nın konservatuvardaki derslerine girdim. Daha sonra Tiyatro İstanbul, Tiyatro Kare ve son 12 yılda ESEK, Espri Standartları Endüstri Kurumu adlı ekiple beraber 12 yıl beraber oyunlar sergiledik. Bunları yaparken de tabii bir takım televizyon dizileri de oynamaya başladık.
Ben yolda yürürken keşfettiler beni. Bir gün bir restoranda yemek yiyordum, orada biri gördü, bir yapımcı gördü falan. Böyle de tabii ki olan insanlar var. O bir piyango, hani 1 milyonda bir kere. Hani çok düşük ihtimalle olan bir şey. Bir de hani öyle tanınmış insanlar çok fazla hayatlarında kariyer planlaması yaptıklarını düşünmüyorum işi gerçekleştirmek gerekirse. Ben biraz daha ne istediğimi biliyorum. Evet, oyuncu olmak istiyorum, hayatımı sahnede geçirmek istiyorum. Sahneye çıkıldığında insanı güldürmek istiyorum. Tiyatro, yani dizi yaptığım zaman insanların birazcık kalplerine dokunmak istiyorum. Biraz böyle yolunuzu kendinizin belirlemesi gerektiğine inandığım için hani çok böyle bile isteye ve hani hedeflerimi koyarak oyuncu oldum. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu. Buyurun. Efendim, söyleyeyim. Türkiye Espri Standartları değil, Espri Standartları Enstitüsü Kurumu. Bu bir tiyatro ekibi, özel bir tiyatro ekibi. Esasında yaptığımız oyunlar hep muhalif oyunlar. Zaten isminden de anlamışsınızdır. Bir cümle içerisinde hem enstitü hem kurum kullanılamaz. Kullanılmadığı için esasında sistemi eleştirmek adına yapılmış bir ironik bir söylendir. Dolayısıyla oyunların hepsi sisteme karşı olan oyunlardır. Yani sistemi eleştiren oyunlardır. Ve bunu da elimizden geldiği kadar hamasi bir şekilde değil, yani kör göze parmak sokmak değil, bunu biraz daha hicivle anlatma yoluna gittiğimiz için. Çünkü tabii ki yani bir espri standartını belirleyecek bir enstitü, bir kurum olamaz yani. Herkesin espri anlayışı yani. Bu MC kare gibi sabit bir şey olmadığı için hani eskide yani hani birinin güldüğüne biri hiç gülmeyebilir çünkü. Biz tamamen işi birazcık ironileştirip sistemi eleştirmek adına kurduğumuz bir gruptu. Ben ekibe dahil olduğum zaman 5. senesini kutluyorlardı. Benim çok eski bir arkadaşımdı Uğur'la, MSM'den, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden, oyunculuk ve yazarlık bölümünden mezun bir arkadaşımdı. Biz dedik ki yani sen 5 senedir bu işi yapıyorsun ama hani hala emekleme evresinde maalesef. Hani bunun birinci ilke çıkarmak lazım bu ekibi. Biraz daha hani televizyondan tanınmış insanları kullanarak öyle bir şeyler, öyle bir oyun yapmak gerekiyor dedik ve 2000 senesinde 3. Tur'dan Yakın İlişkiler diye bir oyun yaptık biz. Kadın erkek ilişkisini anlatan bir çiftin evine 3 tane uzaylının geldiği ve o uzaylıların oyun içerisinde nasıl Türkleştiklerini gördüğümüz. Esasında hemen hemen her gün bizim şahit olduğumuz fakat olayı hicrettiğimiz zaman aa evet gerçekten de böyleymiş, ben de bunu yapıyormuşum dedirtmeye çalıştık. Bizim bile ne yalan söyleyeyim hani bunu itiraf olacak birazcık, öngörmediğimiz bir şekilde 4 sene kapalı gişe oynadı oyun. İnsanlar boş salonlara oynarken biz terbiyesizce merdivenlere falan bilet satmaya başladık. Ha dedik ki o zaman doğru yoldayız. Hani insanlar mutlu, keyifle ayrılıyorlar. Güldürmeyi de beceriyoruz herhalde. Fısıltı gazetesi de iyi çalıştı o işte, ne yalan söyleyeyim. Hani çünkü Türkiye'de, Avrupa memleketi için değil ama Türkiye'de kişi tanıtmanın biraz Fısıltı gazetesinden geçtiğine inanıyorum. O ona söylüyor, o ona söylüyor falan. Çünkü bizde bir maalesef bir tiyatro kültürü çok azdı ve gün geçtikçe daha da azalmaya başladı. Çünkü insanlar, ben normal tiyatrosunda oynarken insanları biz şöyle gördük, insanlar takım elbiselerini giyerler, organize olurlar, biletlerini bir ay önceden alırlar. O akşam onları ve kendilerine hazırlarlar kendilerini, bir mesai harcayıp tiyatroya giderler. Şimdi artık öyle bir kültür yok maalesef ki. Dolayısıyla böyle popcorn gibi tüketilen bir şey oldu tiyatro Türkiye'de. Biz dedik ki yani hani bunu kırmak lazım. Üçüncü türden yakın ilişkilerle onu kırdığımıza inanıyoruz, ne yalan söyleyeyim. Sonrasında yaptığımız bir takım daha oyunlar var. Yani ben 12 sene Espri Standartları Enstitüsü'yle çalıştım, ESEK'le çalıştım. 12 senede biz 7 oyun yaptık. Fena
da gitmedi sanıyorum ki. Onun için hani böyle bir ironiydi yani. Hani yoksa bir şeye hani belirleyici bir kurum değildir o anlamda söyleyeyim. Rica ederim. Buradan söyleyince biraz şey gibi geliyor. Akademisyen gibi. Türkiye espri standartları sükuna. Biz belirliyoruz espri standartları efendim falan gibi bir durum yok yani. Öyle bir ukalak tavrımız yok. Yaşasın yine bildiğin yerden geldi diyet. Çok. Ne ismimin anlamı esasında Türkçesi Yusuf. Mizrahi'nin de Türkçesi Doğulu, yani Şark. Adım niye Yusuf Mizrahi? Ben bir Yahudi dini mensubu bir insanım. Ondan dolayı adım Yusuf Mizrahi. Yusuf dedemin, babamın babasının adı. Orijinal esasında. Şöyle söyleyeyim, Yusuf biraz daha modernize edilmiş hali. Bu işin esasında orijinal, yani Türkçesi Yusuf ama orijinali Joseph, Joseph dediğimiz bizim için. İsimle alakalı evet, doğru isimle alakalı çok fazla yaşadığım anekdot var. Hayat bana bir şey öğrettiyse ismi, insanın ismi gerçekten hani hayatında bir takım yerlerde, bir takım kariyer planlamasında gerçekten belirleyici oldu. Bilmiyorum. Yaşlarınız çok küçüktür, yetişmemişsinizdir büyük olasılıkla. Ben 1996-97 senesinde, daha o zamanlar Türk televizyonlarında, yeni yeni Türk televizyonlarında gelişirken Sabah Şekerleri diye bir format vardı. Çoğu zannetmiyorum, zannetmiyorum. Çünkü son 15 senedir, 16 senedir öyle bir formatlar yok. İşte Sabah Şekerleri bir kız, bir erkek sunucusu olur. İşte albümü olan birisi varsa o gelir. Albümüyle alakalı bir tanıtım yapar. Yeni bir tiyatro ile ilgili çıktıysa tiyatro ekibi gelir. Onlarla sohbet ederiz. Oyunlarını tanıtırız. Hangi günlerde oynadıklarını falan anlatırız. Ve o dönem daha Türkiye, dünyada ne Türkiye'si? Daha dünyada işte tablet ya da efendim Twitter gibi sosyal medya mecraları olmadığı için fax makinalarımız vardı bizim. Böyle dekorum gibi bir yerinde durur o faxlar ve böyle o faxlar kilometrelerce uzardı. İnsanlar fax atarlardı. Ve dolayısıyla ben hani ismimden dolayı gerçekten hakikaten bayağı bir çekmiş bir insanım. Çünkü genellikle o faxlar sunucuların isimleriyle başlardı. Sevgili Şebnem ve Osi, sevgili Şebnem ve Tosi, sevgili Şebnem ve Lucy gibi. Yani hani sevgili Şebnem ve Yogi görmüşlüğüm var. Yani çünkü hani hatta sevgili Şebnem ve Yogi'yi gördüm, hani Şebnem bayağı National Geographic'te ayıyla program yapıyor tarafında. Yani hani program çünkü gerçekten belgesele doğru ilerlemeye başlamış bir sırada. onu biraz yani işte 25 senede ancak bu kadar tanıtabildim kendimi. Bir önümüzdeki 25 senede daha fazla tanıtmaya çalışacağım. Rica ederim. Buyurun. 90'ların sonu ve 2000'lerin başıydı galiba. Şey, bir tane kanalda da programımız vardı. Adada falan böyle. Star. Evet. Hazine Adası. Evet, Hazine Adası. Hazine Adası. Orijinali hala TV5'te, Fransa'da, TV5'te hala yayınlanıyor. Fort Boyard diye. Ya ben küçüktüm de çok böyle üzülmüştüm o bittiğinde. Buna sevinmeli mi? Şimdi, hayır şimdi şöyle ya. Hani çünkü diyor, abi biz seninle büyüdük. Ya iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? Onu çok çakamıyorum. Söyleyeyim hangi yıl olduğunu, 1999-2000. Doğru hatırlıyorum. Ama şey, ben hani tekrar onun gibi bir şey, yani kaliteliydi en azından şu anki günümüze göre, tekrar çekilsin çok iyi olur. Benim televizyonculuk kariyerimde gerçekten çok farklı bir yerdedir o iş. Çok profesyonel bir ekiple çalışıyorduk. Biz buradan 80 kişi, yarışmacılığı biz Türkiye'den götürmüştük. 80 kişi Fransa'ya gittik. La Rochelle diye bir bölgede çekiliyordu, Bordeaux'un hemen altında. İşte TV5'te yayınlanıyor, hala da yayınlanmaya devam ediyor, 20 küsur senedir. Çok keyifli, çok kaliteli bir işti. Yani, evet ben de mesela ne yalan söyleyeyim, tekrar böyle bir şey yapılsa sunmak isterim, çok keyif alırım. Çünkü gerçekten televizyonculuk kariyerimde
farklı bir yere koyduğun, çok kaliteli, çok lezzetli, çok keyif aldığın bir iştir o benim. Şimdi tabii birazcık maalesef kalitesizlik çok fazla iş yaptığı için bizde. O programda şöyle bir şey yok. Hani dedikodu, kavga, birbirinin arasından konuşma, işte birbirinin yüzüne farklı konuşup arkasından başka bir iş çevirme durumu yok. Çünkü her programda 5 kişi yarışıyordu, onlar bir yerde yaşamıyorlar. Onlar da örümcek topluyordu zaten. Evet, ya örümcek topluyorlar, ya yılanların altından efendim söyleyeyim, ipuçlarını bulmaya çalışıyorlardı falan filan. Şimdi biraz daha Türkiye'de bu biz Türk halkı olarak şeyi çok sevdiğimizi fark ettik. Dedikoduyu. Gıybeti çok seviyormuşuz meğerse biz. Yani ki biz hani annelerimiz, babalarımız ne derdi? Kimsenin arkasından konuşmayı dedikodu yapmayı bu çok ayıp bir şeydir, öğretmişlerdi bize. Fakat maalesef ki bu çok ciddi şekilde son 15 senede, 12-13 senede şunu gördük ki çok geçer akçe haline almış. Dedikodu yapmak, arkasından iş çevirmek insanların. Arkadaşım dediğin adamın kuyusunu kazmak çok geçer akçe olmuş. Yani bize hep şunu öğretmişler, yardım et. Bir arkadaşının bir şeye ihtiyacı varsa ona muhakkak yardım etmelisin. Konuda elin kolun uzanıyorsa bir yerlere, hani işe ihtiyaç varsa falan, örneklemek adına söylüyorum, yardım et. Şimdi bizde öyle değil. Yani bizde derken bugün Türkiye'sinde maalesef ki artık öyle değil artık. Dolayısıyla bugün için televizyonculuk yayını anlamında kanalların çok isteyici bir şey değil. Çünkü yani hani bir survival gerçeğimiz var, yatsınamaz. Hani ismini vermekten çekinmiyorum çünkü çok ciddi bir şekilde her şey ortada. Yani sadece bir kanal, sadece bir programla bütün prototipini yani 24 saatini doldurabiliyor. Yani işte Survivor'da yayınlıyor, özetini yayınlıyor. Ondan sonra Survivor Panorama diye bir şey yapıyor. Sonra Survivor Dedikodu diye bir şey yapıyor. Vay arkadaş yani televizyonculuk anlamında başarı mıdır değildir. O işin başka bir tartışma. Başka bir tartışma penceresi o. Ama yani hani gıybette bu kadar olmasın hayatımızda ya. Biraz da doğru olmak lazım galiba. Yani ama hani bugünün televizyonculuk anlayışında o günkü hazine arası formatını bugün yapmak çok zor gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Ben çok, benim de çok keyif aldığım bir işti o. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi bölüm? Ha aman tamam. Yaşlıyım ben normal. Unutuyorum. Balık hafızı, doli gibi bir şeyim ben. Tamam doğru evet. Mimarlık. Var mı efendim? Buyurun efendim. Hayattaki en büyük? Keşke. Ha. Yani çok var mıdır bilmiyorum keşkelerim ama hani çünkü yaptığım kötü işlerden de bir takım şeyler öğrenmiş bir adamım ben. Yani hiçbir zaman ulan keşke şu projede yer almasaydım demedim. İyi ki almışım. Ne yapmamam gerektiğini öğrendim en azından bir sonraki adım için. Bir de hayat malum biliyorsunuz çok böyle mezun olabileceğiniz bir okul değil yani öyle bir diploması yok o işin. Son raddeye kadar hep böyle bir alacağınız dersler oluyor. Ama hani en büyük keşkem şu olabilirdi. Babamla daha fazla vakit geçirmeyi isterdim. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydim onunla. 2 sene oldu, 2.5 sene oldu aramızdan ayrılalı. Keşke ona daha fazla vakit geçirebilseydim diyorum zaman zaman. Çünkü bizim ilişki çok böyle abi kardeş, baba oğul gibiden öte abi kardeş gibiydi. Aramızda çok bir yaş farkı yoktu. 23 yaşındayken baba olmuştu çünkü. Çok erken baba olmuştu. Onun için böyle çok arkadaş gibiydik. En büyük keşkem o sanıyorum ki. Böyle bir anda salona böyle bir hüzün çekti. Eğlenelim biraz. Buyurun. Senaryo. Çok net bir şekilde söylemek gerekirse bunu kolektif bir iş olduğunu düşünüyorum. Kolektif iş olduğu için herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yaparsa çok iyi bir şey ortaya çıkıyor. Yani yazar senaryosunu çok iyi yazacak. Yönetmen senaryoyu çok iyi okuyacak ve filmi önce kafasında çekecek. Oyuncu da senaryoyu
nereye gidebileceğini çok iyi okuması lazım ve yönetmenle ortak noktada, ortak kafada ilerlemesi gerekiyor. Ama şöyle şeyler de var. Vasat bir senaryoda bir yönetmen dehasıyla bir başyapıt çıkabilir. Çünkü hani şöyle bir şey vardır ya, okuduğunuz bir kitabı sinemaya, filme çekerler. Hiçbir zaman okuduğunuz kitaptan aldığınız keyfi izlediğiniz filmden alamazsınız. Çünkü her okuyan kendi dünyasını yaratır. Dolayısıyla bu kolektiflik içerisinde yönetmenin ağırlığı bence biraz daha fazla. Ama sadece yönetmen başarısı olamaz. Ya da sadece oyuncu başarısı olamaz. Eğer iyi bir yönetmense... Bu arada çok özür dilerim. Biraz rahatsızım onun için devamlı şey yapıyorum. Eğer yönetmen kafasında çektiyse işi, gerçekten o vasat senaryoda bir deha çıkabilir ve oyuncu yönetmeyi iyi bilmesi gerekiyor yönetmenlerin. Yani şimdi mesela Türk televizyonlarında öyle bir hastalık var şu anda. Sağ olsun genç yönetmen arkadaşlarımız çok fazla oyuncu yönetmeyi bilmiyorlar. Hikayeye bakıyor, kamera hareketine takılıyor. İşte ben oradan bunu böyle yaparım, oradan bu duyguyu veririm, oradan altına da şu müziği ekleriz diye. Oyuncuyla çok fazla sohbet etmiyorlar. Karakter üzerine karakteri geliştirmek ve karakterin ayaklarını daha iyi yere basması için ilişkiye girmiyorlar oyuncularıyla. Özellikle televizyonu söylüyorum. Sinemada biraz daha tabii işin hem madden daha yüksek volümü var ve dolayısıyla biraz daha ihtimam gösteriliyor haliyle. Ama yönetmen hani esas sorunun cevabı biraz yönetmen terazide daha ağır basıyor. Çünkü şöyle bir şey olabilir. Anormal bir senaryo okuyabiliriz biz. Ve yönetmen batırabilir o işi. Yaptığı açılarla, kurduğu mizansenlerle çok alakalı. Onun için yönetmenin hani işte kamera hareketleyebilecek, dramaturji edebilecek, oyuncu yönetmenliği de bilecek, oyunculuk duygusu edebilecek. Biraz daha yönetmen değişiyor. Bilmiyorum, sonra bir cevabı oldu. Buyurun. Evet. Atlattım evet. Bir iki tane ciddi kaza var. Allah tabi kırıp çıktı, sabrettik. Onlara bir sıkıntımız yok. Yani kaza olmadan olmuyor maalesef. Çünkü hani gerçekten şeytan aleti. Özellikle Türkiye'de. ben çok seviyorum motosiklete binmeyi. Gerçekten acayip bir özgürlük duygusu. Bu bir. İki, İstanbul gibi mega bir köyde yaşıyorsanız bir yerden bir yere yetişmeniz için motosiklet sahibi olmanız şart. Yani hani illa işte benimki gibi 1200 cc yüksek hacimli bir motor olmasa bile bir Vespa, bir scooter'ınızın olması gerekiyor İstanbul'da. Çünkü gerçekten İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek zor. Yani ben en son işte bir cuma akşamı bir iş saatinde, iş çıkış saatinde Harbiye'den Suadiye'ye 2 saat 15 dakikada gittim. Yani gerçekten hani artık bir süre sonra idrarımı tutmaktan kan zehirlenmesine bu kadar yolu vardı işin. Yani öyle yani. Durup kalkan bir yere gidemiyorsun çünkü. Evet, gideceğim şimdi bir 3850 kilometrelik yolum var. İşte 25 Haziran'da kısmetse 6 motor, 6 arkadaş kontak çevireceğiz. Buradan çıkacağız. Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, işte Karadağ falan filan dolaşıp tekrar geri döneceğiz. İnşallah başımıza bir şey geleceğini zannetmiyorum ama Türkiye'de hayatta kalabildiysek orada hayatta kalabiliriz diye geliyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten bir anda hani diyorum ya hani zaten trafikteyken böyle her tarafı kontrol etmeniz gerekiyor. Motorun üstündeyken ekstra böyle bir şey tam gibi olmanız gerekiyor yani.
ulan bu herif her an sola kırabilir, canı sıkılır bir anda falan diye yani. Anlatayım bir anda hani ya ben buradan kaçayım deyip bir anda hani oldu hatta bir iki ay önce. Bir anda ah ben sapağı kaçırdım diye sağa daldı, ben de arka kapısından içeri girdim. Bir sıkıntı yok Allah'a çok şükür. İşte onun arka kapısı değişti. Nasıl? Ha bir şey söyledi derden ayrıldık bana. Yani ama evet, keyifli ya, ben çok seviyorum. Ha, 16-17 senedir biliyorum. Evet kabul ediyorum, çok tehlikeli. Hatta akılları kalmasın diye ilk motosiklet aldığım zamanlarda annemle babama da götürmüştüm. Arkama aldım, dolaştım. Bakın dedim, insan gibi kullanıyorum merak etmeyin. Hani evladım sen insan gibi kullanıyorsun da diğer kötü kullanıyorum dedim. Yapacak bir şey yok artık. Hani olabildiği kadar keyifli hale sürmeye çalışıyoruz. Rica ederim. Buyurun. Evet. Ya tabii ki hani detay, elinden geldiği kadar detaylara dikkat etmeye çalışıyorum ama hani detayda da boğulmamak lazım. Evet yani şimdi çok fazla detaya da indiğiniz zaman olmuyor çünkü bir dizi, bir sinema filmi ya da bir tiyatro oyununda oynadığınız zamanlarda bütün dizginler sizin elinizde değil. Şimdi dizginlerin hepsi sizin elinizde olmadığı zamanlarda detaylara çok fazla takıldığınız zaman sizi ister istemez geri götürüyor. Ve kendi kafanızı şöyle çözüyorsunuz. En azından ben öyle yapıyorum. Tamam bir dakika bu kadar detaya takılma. Sen sahnede oyunculuğunla işi kotarmaya, en iyi şekilde yapmaya çalış. Yani çünkü ister istemez şöyle oluyor. Ya bir dakika arkadaş, biz bu oyunu yapıyoruz ama bu dekorda bak şöyle bir sıkıntı var, buna göre olursa olmaz falan diye hani çok basit bir şeyden bahsediyor. Karakterin orada takılacağı bir şey vardır. Ya işte bak bu bir detay, hani bunu lütfen yapmayalım diyorum. Hani bunu bir söylüyorsun, iki söylüyorsun. Sonrasında üç, dört olunca hani A, B, C, D olunca diyorsun ki bir dakika abi ben bunları düşünmekten kendi oyunumu düşünüyorum. Esas düşünmem gereken benim kendi oyunum. Sahnedeki performansı ya da işte dizideki performansı. Anlatabildim mi? Hani çok fazla detayın içinde kalınca onun içinde boğulabilirsin ve o seni bindiğin dalı kesmene sebebiyet verebilir. Yani ben çok fazla detayın içinde boğuluyorum. Detaycıyım çok fazla değil. Buyurun. Of haydi bakalım çok zor bir şey. Ooo çok iyiymiş. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben oyunculuğa bir bütün olarak bakıyorum. Hani dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu falan gibi ayırıyorum. Komple bir bütün olarak bakıyorum. Çünkü ben gerçekten bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi sosyal aktivite olarak bakmıyorum oyunculuğa. Ben hayatımı verdim bu işe, 25 yılımı verdim. İşte bir ömrüm vefat ederse bir 25 yıl daha vereceğim inşallah. Yani Ferhan Şahsı'nın çok güzel bir lafı vardır. Der ki, televizyonda herkes oynar. Sinemada bazıları oynar, tiyatroda oyuncular oynar. Şimdi eğer hani oyuncuyum, işte televizyon dizilerinde gördüğümüz bir sürü genç arkadaşımız var. İşte bir sürü bir takım yarışmalardan çıktılar, şey oldular falan filan. Televizyonda yaptığımız şey esasında çok da oyunculuk mudur tartışılır tabii ki. Biraz daha fotoğraman tarafına bakmak lazım ona. Asıl arenanın sahne olduğunu söyler hem ustalarımız hem abilerimiz ustalarımız. Ben de aynısını söylüyorum. Çünkü yani televizyon dizisinde alıyorsun eline sahneye, çoğu arkadaşımız sağ olsunlar senaryo okumuyorlar bile. Böyle biz lisedeyken yapardık onu. Oyun, roller dağıtılırdı. Acaba ne kadar rolüm var diye bütün teksti okumadan sadece kendi şeylerimize bakardık.
Şimdi sağ olsun bazı televizyonda oyunculuk yapan arkadaşlar senaryoları okumuyorlar, kendi sahnelerine bakıyorlar. Onu ezberlemiyorlar bile. Takılınca arkadaş, işte rejiler, sufle dediğimiz yardım ediyorlar. Tiyatroda öyle bir şey yapamazsınız. Tiyatroda işte 45 gün, 60 gün prova yaparsınız. Yaklaşık 80-90 sayfalık bir tiyatro oyunun tekst kalınlığı. Onları hepsini ezberlersiniz. Ve çıkar. O akşam benim başıma geldiği için söyleyebilirim. Böbrek krizi geçirseniz dahi, ben sahneden taş düşürdüm. Böbrek krizi geçirseniz dahi sahneye çıkıp oraya gelmiş seyirciyi mutlu etmek zorundasınız. Çünkü insanlar bilet alıp oynarken size mesai harcamışlardır. Onun için tiyatroda sadece oyuncular oynar. Ama ben işte ayrım yapmam. Mesleğime duyduğum saygıyla alakalı. Kulvar ayırmıyorum. Hepsini kümülde bir torbanın içinde saklıyorum. Onun için ayırmıyorum. Rica ederim. Geç kaldığımız baştan başlamamız gerekiyor. İsim neydi? Lütfiye Hanım için baştan başlıyoruz. 1971 İstanbul'da doğdum. Bir sonbahar, 2 Ekim günü doğdum. Efendim 25 yıldır aktörlük yapıyorum. İlk soruyu hanımefendi sormuştu. Buradan tekrar devam etmeyeceğim. Ama Lütfiye Hanım neredesiniz? Valla velinizle görüşeceğim. Yani sınıfa ders geliyor. Geç geliyor. Hazırlanamadınız. Peki bu kadar hazırlanmak için zamana bir kalkın lütfen bu endamı herkes bir görsün. Lütfiye Hanım'a bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sağ olun. En azından hani üstüme alınıyor, benim için hazırlandığını düşünmek istiyorum. Tamam. Var mı efendim başkası? Buyurun. Yani en sonunda neden tehditli bir anlayışma? Yani şöyle söyleyeceğim. Yani bir insan üçüncü sürü bir televizyon yazısı var. Yani parayı ver, konsepti al, konsepti Türkiye'ye kur ve dünyada bir şekilde gelişen bu televizyon programlarında neden başkası yapamıyor, tek bir insan yapamıyor? Yani tek sorun para mı? Ya da onun, o insanın, yapan insanın arkasında başka şeyler mi var? Şimdi soruyu doğru anlamak adına soruyorum. Tek bir insan yapıyordan kastımız oyuncudan mı bahsediyoruz? Evet, evet, evet. Yapım şirketlerinden bahsediyoruz. Sahip olan bir insan, bir kanıta sahip olan. Yani bu yapımları... Tek, anladım ben soruyu. Hiç yorulma, tek bir kelimeyle söyleyeceğim sana. İlişkiler. İlişkilerle geliyor. Şimdi, Türkiye'de belli köşeler tutulmuş durumda televizyonculuk bazında. Yeni gelen bir sürü genç adama, genç yapımcıya şans tanımıyorlar. Çünkü ortada çok ciddi dönen bir reklam pastası var. Ve kimse diliminin küçülmesini istemiyor. Ve herkes olabildiği kadar daha da dilimi büyütmeye çalışıyor. Şimdi bakalım, toplasınız. 5-6 tane firma vardır Türk televizyonlarına iş yapan. Onların dışında başka yeni kurulan şirketler işlerini kabul ettiremiyor. Çünkü maalesef ki dediğim gibi ilişkiler şöyle yürüyor. Ahmetciğim sen bize bu işi ver, biz seni göreceğiz. Bir zarf usulü ilerlediği için işler, büyük çekmece, küçük çekmece, küçük zarf, büyük zarf gibi. Dolayısıyla yeni gelenler hem bu prosedürü daha öğrenemeden piyasaya giriyorlar, hem de eskiler, yeni gelenler, dur ya şimdi yeni yetme çocuklara işin veriyorsunuz, bak bizim elimizde böyle bir iş var deyip eskilere işlerini yaptırmaya devam ediyorlar. Çünkü başka bir ilişki dönüyor onların içinde. Beraber gidiyorlar, içiyorlar, beraber zamparalar gidiyorlar falan filan yani. Anlatabildim mi? Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'deki televizyonculuk anlayışı yeni bir şeye açık değil. Bir kanalda A dizisi varsa, diğer kanalda diyor ki, ya bak A kanalının A dizisi tadında bir şey var bize. Niye? Aynısını niye yapıyoruz? Farklı bir şey yapalım, seyirciyi öyle almaya çalışalım. Yani seyirci şunu söylesin. Ya yıllardır A dizisi seyrediyoruz. Yeter. Bak burada kentli başka bir hikaye var.
Niye bu kendi hikayeyi sevmeyeyim desin. Dönemleri var Türkiye'de bir takım şeylerin. Bakın mesela bir dönem Türk televizyonlarında sitcomlar çok fazlaydı. Hani sitcom da değil tabii onlar. Dekorlu komedi diye. Hani sitcomun çünkü başka matematikleri, başka dinamikleri var. Sitcom yapabilmeniz için 3 dinamikten faydalanmanız gerekiyor. 1 siyasetle ilgili dalga geçmeniz lazım. 2 dinle alakalı dalga geçmeniz lazım. 3 seksle alakalı dalga geçmeniz lazım. Şimdi bu 3 dinamik de Türkiye'de ütopya. Konuşulamıyor. Konuşulamadığı için sapıklık diz boyu almış yürümüş memlekette. Hani sitcom çekmeye gerek yok, haberleri seyret, daha komik. Dolayısıyla hani böyle dönemler oluyor. Aa, bu dönem sitcom yapmayalım, bak aa dizileri, işte zengin olan, fakir kız, bilmem ne falan filan işleri tutuyor, onlara yürüyelim. Tamamen ilişkilerle alakalı, bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Bilmiyorum sorunuzun cevabı mıdır ama. Özel kanalların reytinglerini anlıyoruz da son zamanlarda özellikle birkaç şeyde de TRT'nin bu işin içerisine girip reyting seçimine tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bir izleyici olarak sonuçta TRT hepimizin kanalıdır ve bizim belgelerimiz de dönüyor. Artı haberleşme yasasına göre biz bunları da her izlediğimiz kontrol ya da şeyden, GSM operatörlerinde katkı payı bekliyoruz. Ve bizim paralarımız da dönüyor. Ama böyle şeyler yapıldı ki ve son yıllarda da bile daha çok milliyetçilik kokan dizilere yer veriyorum, görüyorum. Bunda Türkiye'nin oyuna uygun olmadığını düşünüyorum. Siz de tepkiniz söyleyeceksiniz. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, bir kere Türkiye'deki reyting sisteminin çok doğru bir sistem olmadığı konusunda hemfikir olalım o konuda. Sistem doğru çalışmıyor ve tamamen bir takım adamların elinde. Hatta manipüle edildiğini de söyleyebilirim. Yani bir takım işlerin esasında izlenmediği halde izleniyormuş gibi reyting sıralamalarında üst taraflara çekildiği konusunda yani bilgimiz var. Evet, artık bugün sokaktaki çocuk bile biliyor maalesef. Evet, TRT esasında başka bir misyonu olması gereken bir kanaldır. Çünkü devlet televizyonudur. Ve fazla Osmanlı'ya yönelik işler yapıyorlar şu anda. Çünkü bugünkü konjektör onu istiyor. Bugünkü yukarıdaki abiler onun öyle olmasını istiyorlar. Yapılsın. Yapılmasın diye bir şey yok. Yani eğer, bilmiyorum burada seyreden vardır, Game of Thrones seyrediyorsak, hani geçmişe dair bir şey, hani gerçi o olmayan bir dünyayı anlatıyor ama ya da şöyle söyleyeyim, hani İngiliz soylularının hayatını anlatan filmler yapılıyorsa BBC'de, TRT'de de Osmanlı'yı anlatan filmler, diziler yapılabilir. Ama bunların hepsini o havuzda toplamak doğru değil. Yani ben mesela işte 71 doğumlu olduğum için bir televizyon çocuğuyum esasında. Bizim zamanımızda, ilk TRT açıldığı zamanlarda biz çocukken valla biz çok şanslıymışız. Üzgünüm siz o kadar şanslıymışsınız. Aranızda Jacques Cousteau'yu bilen var mı? Arkadaki çift biliyordur büyük olasılıkla. Bakın Jacques Cousteau'yu bilmiyorsunuz. Benim köpek balığı merakım Jacques Cousteau'dan geliyor. Jacques Cousteau, Fransız devleti tarafından desteklenen çok önemli bir bilim adamıdır. Hayatını okyanusa atamış bir adamdır ve cumartesi, pazar sabahları TRT1'de Jacques Cousteau belgesini yayınlanırdı. Şimdi, söylediğin şeyi biraz daha açmak adına söylüyorum. Tüm televizyonlarındaki yöneticiler diyor ki bize, halk bunu sevmedi. Neye göre? Neye göre? Televizyona sen ne verirsen, ekranın önüne ne verirsen seyirciye, seyirci onu alır. Seyirci onu alır.
sen kafana göre verdiğin için kötüyü verirsen kötü olur. İyi ver. Kime sorsanız bu memlekette, bana ben merkezinden başka bir şey söylemiyorum ya. Kimse diyor aklına, bak ben televizyon dizisi çeken adam olarak söylüyorum. Öz eleştiride bulunuyorum şu anda. Kimse diyor aklına bu televizyon dizileri o zaman. Kime sorsan, vallahi memlekezinden başka bir şey söylemiyorum. Sor, Bengal Kaplan'ın nasıl çiftleşir onu da bilmez. Madem bu kadar biliyorsun, madem sadece belgesel seyrediyorsun onu biliyor olman lazım. Yok. Anlatabildim mi? Tamamen yine dönüp dolaşıp ortadaki reklam pastasından pay almakla alakalı. TRT dediğiniz gibi, TRT esaslı bir televizyon kanalı değildir. TRT bir bakanlıktır. Yani benim TRT'de çalışan, üst yönetimde çalışan arkadaşlarım var. Bana der ki, ya Yusuf'cim sen burayı bir medya kuruluşu olarak görüyorsun. Değil. Orman Bakanlığı nasıl yönetiliyorsa TRT'de öyle yönetiliyor. Bakanlık ya, bakanı var, TRT bakanı var dedi. Dedim, haklısın. TRT Müzik diye bir kanal açıldı. 2009 senesinde. Dediler ki, biz Türkiye'nin MTV'si olacağız. Vay, süper. Şaban Bey de o zaman genel müdür. Çok ileri görüşlü bir adamdı. Ben dedi, acayip bir kanal yapmak istiyorum dedi. İngilizcesi de olacak, Avrupa'ya da açılacak. Değişik projeler istiyoruz dedi biz. Dedim ki, Allah istedi, kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Çok güzel projemiz var Şaban Bey. Nedir? Dünya festivalleri yayınlamak istiyoruz biz size. Enteresanmış, getir konuşalım dedi. Gittik. Dünya festivalleri. Her hafta bir ülkeye gideceğiz, festival çekeceğiz. Fransa'ya gittik, Dünya Kukla Festivali'ni çektik. Dünya Kukla Tiyatrosu Festivali'ni çektik. İki senedir yapılıyor. Dünyanın her yerinden kuklacılar geliyor. Karagöz geliyor, Acıbat geliyor. Hayaliler orada Avrupa Karagöz'ü tanıtıyorlar. Hollanda'ya gittik, Tango Festivali. Dünyanın en önemli tango dansçıları geliyor. Yarışıyor, amatörler var, profesyoneller var. Belçika'ya gittik, çikolata festivali çektik falan. Her şey çok iyi gidiyor, müthiş. Dedim ki tamam ya, hani öyle bir şey vardır ya, TRT kapağı attığında yaşlanırsın burada. Dedim ki tamam ya, burada yaşlanacağız, çok güzel, sunuyorum da ben. 11. bölümde kendimizi alırız. Almanya Bira Festivali müthiş bir şey. Almanya Bira Festivali'ne, Münih'e gittik, Münih Festivali'ne gittik, doğru. Neydi onun adı? Oktoberfest. Oktoberfest'teydi. 11. bölümde kendimizi aldılar biz. Ben dedim, ne oldu? Ne oldu lan hani? Hani bir de şey olsun diye, hani rüştümüzü ispat edelim diye, hani olabilecek en kaliteli kamerayla, en doğru düzgün iş ekipmanıyla çalışıyoruz diyoruz ki Fransa'ya gidiyoruz, Fransa'dan kameraman alalım. Kameramanlar birbiriyle yazışıyoruz, orada Fransa'dan bir kameraman geliyor, neyse parası ödeniyor falan. Ya Rusicim dedi, çok güzel, iyi falan dedi de bakan bey rahatsız olmuş dedi. Neyden rahatsız olmuş abi? Sorumuz mu oldu? Hani ben yanlış bir şey söylediysem, hani hata bendeyse bileyim. Ya yok, o Tango Festivali'nde çok açık seçik varmış dedi, o bizim canımızı yaktı dedi. Tango adı üstünde seks ve aşk dansı. Ben demiyorum, haydi bakalım ekranlarda çırılçıplak insanlar dolaşsın. Şimdi böyle bir zihniyette olunca ve biz maalesef her bunu aldığımızda TRT'ye para ödüyoruz. Televizyon aldığımızda TRT'ye para ödüyoruz. Dünyanın parasını ödüyoruz yani farkında değiliz. Tepkiyi ortaya koymadığımız sürece maalesef ki bu iş böyle devam etmeye. Devam edecek. Üzgünüm. Ha evet, bundan 3 sene önce 2 Haziran günü bir tepki ortaya koyduk. Sonra bizim başımıza ezdiler kesin de. Yemediğimiz gazlamamıza yemediğimiz küfür kalmadı. Yani hani elbet hani bu da bir gün biter diye düşünüyorum yani. Hani her güzel şeyin bittiği gibi her kötü şey de bir gün biter inşallah. Yani ümit ediyorum ki TRT de düzelir, memleket de düzelir. Fazla mı siyasete girdim? Hocam bak, arkadan çok iyi destek alıyorum ben. Ben enerjiyi aldım orada. Peki, var mı başka? Buyurun.
Para. çok şov. Ay çok. Genelde okuduğum senaryolarda bana teklif edilen karakterde beni ne kadar zorlayacak diye seçim yapmaya çalışıyorum. Şimdi biz yine hani bakın aktörlük gelişi yelpazedir. Yelpazenizin yaprakları ne kadar fazla ise şunu yaptığınızda daha fazla serinlik alırsınız. Türkiye'de tek tip oyunculuk diye bir şey var. Arkadaşlarımız sağ olsun bir tip oturtuyorlar, oradan yürüyorlar. Ve yapımcılar da maalesef öyle kovuyorlar. Ya senin içinde hep böyle ailenin temiz olanı gördüler. Biz ya şimdi serseri oynatırsak olmaz değil. Abi ben oynamak istiyorum ya diyorum hani risk mi? Tamam ben bu riski almak istiyorum diyorum. Kabul ettiremiyorsun adamlara. Bir böyle hani şey oluyor. Ne derler? Yok yok iyidir sen. Şey oldu böyle hani hep temiz yüzlü oynatın falan dediler bana. Ben onlara bir sinirlendim 21 kilo verdim. Ulan hep temiz çocuk, hep ailenin iyi çocuğu bilmem ne. Bir sinirlendim, biraz da kilo uydum zaten falan. Bir sinirlendim falan onlara bir 21 kilo verdim. Böyle yanaklarım, manaklarım çöktü. Aha herif kanser oldu, ölüyor galiba dediler. Dedim ki abi yok domuz gibiyim Allah çok şükür. Ama çok da zayıfladı şimdi. O zaman da genç oldum. Sana rol bulamıyoruz. Lan dedim ben size kendimi beğendiremeyecektim arkadaş. Hani öteki kilolu sadece ailenin çocuk. Zayıfladım, it oynamak istiyorum, serseri oynamak istiyorum, ne bileyim hani hep bir sürükasçı oynamak istiyorum. Çok zayıf oldun, sen biraz daha geri girsen mi falan, sakal bıraktım ben. Böyle bir 4 sene kadar böyle bir sakal oynadım. O zaman bir değişik bir şey geldi bana, ben bir 2 sene kadar sadrazam oynadım. Şimdi sakalı kestim, hani böyle bir, biraz pis bir şeyler falan. Elimden geldiği kadar beni zorlayacak ve bir önceki projeyle çakışmayacak bir şeyleri kabul etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir de tabii ki hayatta kalabilmek adına birazcık da alacağım ücreti de elimden geldiği kadar yüksek tutmaya çalışıyorum tabii ki. Rica ederim. Buyurun. Gerekli oyuncu olsun, gerek yapmaya sınama. Oyuncular içerisinde sizin de bir bölümünüz veya işte ben de bunu doğru değil mi acaba dediğiniz bir var mı? Ben biz bu işe ilk başladığımız zamanlarda Haluk Bilginer'in çok büyük müdürüydü. Hala böyledir. Beğenirim Haluk abinin oyunculuğunu ben hani. Şimdi ulaşılmaz oldukları zaman hocalarımız, abilerimiz çok daha başka kodluyorsunuz. Sonra bir iki işte biz çalıştık Haluk abiyle. Ve şöyle oldu. Vay be, hani o kadar dolaşılmaz değilmiş evet yani hani onunla beraber oynayınca şeyi alıyorsun. Evet bir gün onun gibi olmak istiyorum. Ulaşılabilir olmak idollüğü biraz kıran bir şey. Hani çünkü diyorsun ki aa bir dakika o da normal bir insan. O da su içiyor, ekmek yiyor, yatıyor, uyuyor. Hani biraz idollükten uzaklaşıyor. Hipokrat'ın çok güzel bir lafı var. Meslektaşların kardeşlerindir diyor. Dolayısıyla elimden geldiği kadar doğru düzgün adamları idol seçmeye çalışıyorum. Şener abi çok acayip saygı duyduğum, Şener Şen çok acayip saygı duyduğum ve bir gün onun gibi yetenekli bir adam olabilmek için dua ettiğim ve çok çalıştığım bir adam. Hani Haluk abi ve Şener abi idollerimdendir. Hani yurt dışını falan saymıyorum, onlar çok iyi aktörler var yurt dışında. Şöyle bir şey var, hani iyi aktörlerden kasıt, esasında duygu olarak bizden çok üstte değiller. Ben yurt dışına çıktığım zaman, kutlarda elinden geldiğinden tiyatro oyunları seyrediyorum. Hani sinema, Hollywood filmleri zaten artık televizyonda ya da DVD player'larımızda istediğimiz gibi seyrediyoruz da. Yurt dışına çıktığım zaman tiyatro oyunlarını seyrediyorum ve şunu görüyorum. O bizim Akdenizliliğimizle mi alakalı bilmiyorum ama duygu yoğunluğu olarak onlardan çok daha yükseğiz. Biz de çünkü bu ülkede oyunculuk yapmak onlarınkinden çok daha zor. Ama onlar teknik olarak bizden çok ileride oldukları için başka bir kulvardalar. Yani biz mesela ben bir aktör olarak
şu tekniği bilmiyor. Yarın öbür gün bir anime film çekmem gerekse, bir animasyon film çekmem gerekse nasıl bir aktörlük yapmam gerektiği konusunda soru işaretlerim var işte. Oyunculuk antrenman ve yaptığınız provalarla yükseğe çıkan bir şeydir. Şimdi onlar yılda 2-3 tane bir aktör 2-3 tane animasyon sinema filmi çekebilir. Dolayısıyla hani neyi nasıl yapacağını her defasında çektiği bir şeyleri üstüne koyuyor. Yani işte 2000'li yıllarda mıydı Matrix çekildiği zaman 2000'li yıllarda başka bir oyunculuk tekniği gelişti dünyada. Hani Matrix özelinde Allah Allah nasıl olabilir? Çünkü hani 360 derece kamerayla çekilmiş bir şeydi o. Hani biz sadece teknoloji açıdan çekiyoruz. Bizde daha öyle şeyler yok ama hani kendimizi geliştirmek adına olabildiği kadar çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani onun için yurt dışındaki idoller farklı ama ülke bazındaki idoller Haluk Bilginer ve Şener Şen primata vermiştik size. Peki size Haluk Bilginer gibi seslendirme ve animasyonla bir seslendirme yapmak ister? Yapıyorum ama tabii ki şimdi özellikle animasyon filmlerinin dublajları şöyle oluyor. Animasyon filmi çeken Amerikalı filmin yetkilileri buraya geliyor. Normal sanki böyle bir diziye cast yapılırmış gibi ses cast yapılıyor. Ve hani bugüne kadar bana uygun bir şey düşmedi. Hani ben isterim tabii ki animasyon konuşmak çok eğlencelidir, çok keyiflidir. Ama normal dublaj yapıyorum, reklam konuşuyorum. Ara ara çok sık olmamakla beraber. Bazen işte bu UMX'lerde seyrettiğimiz filmlerde zaman zaman konuştuğum karakterler falan filan var. Biraz da tabii zamanla alakalı. Dublaj çok insanın zamanını alan bir şey. Sadece bununla hayatını sürdüren ve oradan kazandıkları parayla hayatta kalan dublaj sanatçısı arkadaşlarımız var. Oyunculuk yapmayı seçmiyorlar. Televizyonda, sinemada bir yerde oyunculuk yapmıyorlar. Sadece dublaj yapıyorlar. Biraz da onların bahçesine de çok girmek istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Çünkü ben hayatı başka konularda idame ettirebiliyorum. Onlar sadece oyun yaptıkları için onların bahçesine girmek çok doğru gelmiyor bana. Ancak hani biz Yosin İzrail'in sesini istiyoruz dedikleri zamanda okey veriyorum. Rica ederim. Buyurun. Hocam siz sizinle Rusya ve Şadam rolü ilk geldiği zaman Gürkan benim çok eski arkadaşımdır. Biz Gürkan'la Doğan Ali Tiyatrosu'nda beraber çalıştık. Hani beraber ev boyamışlığımız falan vardır yani. Gürkan, ya böyle bir rol var. Ne dersin? Yani çok da sana uygun olduğunu düşünüyor bizim yapımcımız falan dedi. Ya bizim bir yolla bakalım, bir okuyalım hani nedir ne değildir. Yazılmış iki bölümü vardı çünkü devam eden bir işti. Sonradan geldi karakter. Şimdi yolla bakalım. Ya dedi bak çok uzun soluklu olmayacak. Bizde zaten bizim sizde çok mefa oluyor dedi. Çok 20 kere basıp pişiyor. Bir sürü adam öldürüyor bizde. Yani şu anda yazarın öngördüğü dedi 5 lira. İyi dedim tamam okey bir yolla bakalım dedi. Yani yıllar sonra seninle oynamak keyifli olur. Ya ben onu biraz hani arkadaşımla özlem gidelim diye kabul ettim. Fakat karakter başka bir yere gitti. Yazar da sevdi. Abi yani güzel oldu. Yani güzel açmaz veriyor bize bu karaktere falan dedi. 12 bölüm devam etti. 12. bölümün sonunda Gürkan beni silindirle ezdi ve konuyu kapattık. çok tabii benim için çok keyifli yani. Yıllar sonra Gürkan'la biz normal tiyatrosunda beraber çok oyunda oynamıştık çünkü. Sonrasında o işte Kurtlar Vadisi serüveni başlayınca tiyatro yapamamaya başlamıştı. Yıllar sonra beraber oynamak, karşılıklı oynamak çok eğlenceliydi, çok keyifliydi benim için. Güzeldi yani. Hani 5 bölüm diye başlamıştı dediğin gibi 12 bölümde finallendirdik. Peki. Ben çok teşekkür ederim. Başka soru yok galiba. Peki. İyi bir öğrenim yılı geçirdiğinizi düşünmek istiyorum. Bir sonraki sene için şimdiden kolaylıklar gelsin. Teşekkür ederim. Şenliklerimizin son gününde bizleri yalnız bırakmayan Yusuf İzrail'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisine öğrenci dekanımız Sayın Özgür Yılmabaşar hareketini verecek.